Assalomu alaykum. Storyboard darslarimizni davom ettiramiz. Va bugun sketch bo'limidagi mana slot hosil qilishi, slot shaklini hosil qilish ingliz tilida slot deyiladi. Uni shunaqa işte, shakl hosil qilishi demak ko'ramiz. Xo'p, demak slot hosil qilishi bir necha usuli bor. Storyboardda demak shularni ketma-ketlikda ko'ramiz. Umuman to'rtta usuli bor, demak shularni ko'ramiz. Demek birinci navbatda tekislik tanlab olishimiz kerak. Misol demek front plane tanlaymiz va sketch qilamiz va mana slotimiz demek shu front plane'ga hosil qilamiz endi. Xo'p, bu yerda mana shu menyudan sketch tab kirgandan keyin demek slotni tanlaymiz va slot tanlaganimizda bizda mana chap tomonda shu chizmamizni demak mana menyus ochiladi slot. Hop, bu yerda umuman to'rt xil usulda hosil qilishimiz mumkin. Demak shu to'rt xil usulda ketma-ketlikda ko'ramiz. Demak ko'p hosillarda ko'p holatda straight slot ya'ni to'g'ri slot hosil qilish va buni hosil qilishda demak masalan nima qilamiz? Hop, birinchi navbatda demak sichqonchani demak ishchi stolimizga olib kelamiz va mana bitta nuqtani tanlaymiz. Mana bosamiz sichqonchani tom tomonini va sichqonchani tortsak yana o'zida chiziq chizish boshlaydi, yordam chiziq boshlaydi va yordam chiziqqa o'zi xohlasak mana gorizontal desak bo'ladi, mana sariq ko'rsatib turibdi, 180 gradusda xohlasak mana vertikal desak bo'ladi, xohlagan nuqtamizga 90 gradus burchak ostida mana misol demak gorizontal desadigan bo'lsak ikkinchi nuqtani olib kelib mana uzunligini ko'rsatyapti, xohlagan uzunlikda chizib olishimiz mumkin. Hop, ikkinchi nuqtani belgilash uchun sichqonchani yana bosamiz, mana ikkinchi nuqtasini belgilab oldik va sichqonchani yana tortsak tepaga yoki pastga shu slot demak shaklimizni demak chizmamizni bizda hosil qilish boshlaydi va bunda yana uchinchi nuqtani aniqlab olishimiz kerak va sichqonchani yana mana o'zimiz xohlagan joyga olib kelib bosamiz va mana bizda shu shaklimiz hosil bo'ldi. Birinchi demak mana bu holatdagi straight slot ya'ni to'g'ri slot bizda hosil bo'ldi. Xo'p, bu yerda yana bitta demak bizda nimalar bor? Demak option ularni yana ko'ramiz. Hozir demak option bunaqasini ko'raylik. Agar biz bu yerda for construction demak har doim bir aktivatsiya qiladigan bo'lsak, shu slotimizni yani chekka qirralari chizmasi demak yordam chiziqqa o'tib qoladi va shunaqa qilib yordam chiziqli demak shunaqa shakl hosil qilsak bo'ladi va buni o'chirib qo'ysak yana asosiy liniyaga o'tib oladi. Hop, endi nima bor bizda? Yana parametrlar bor. Demak, parametrlarda bizda nima bo'lishi mumkin bizda? Parametrlar mana mana bu shu shaklimizda, demak, slotimizda mana markazi bor, mana ko'rishingiz mumkin. Demak, shu markazi x, y bo'yicha, demak, mana mana bu koordinata o'qidan qancha masofada joylashganini ko'rsatadi hozirgi holatda. X bo'yicha -12, taxminan y bo'yicha, demak, 90 mm uzoqlikda ko'rsatib turibdi hosil qilgan joyimiz. Va buni masalan agar 0 0 nuqtaga olib kelsak, 0 qilsak, bu surildi mana markazi x bo'yicha va y bo'yicha misol buni ham 0 qiladigan bo'lsak, enter bossak mana shu shaklimiz mana koordinata boshiga silishib qoladi. Koordinata boshiga 0 0 nuqtaga olib kelib oldik. Hop, keyingi parametrlar nima o'zida? Keyingi parametrlar uni ko'rishimiz mumkin shu shaklimizni demak uni qalinligi mana y o'qi deydigan bo'lsa shu y o'qi bo'yicha qalinligi hozirda 1,37 mm turibdi. Hop, buni misol demak 40 mm beraylik, o'zgartirsak bo'ladi va enter bossak mana buni qalinligi 40 mm oshdi. Bu esa bizada uzunligini ko'rsatyapti. Hozirgi holatda bu uzunlik mana bu demak opsiyada demak mana bu shakl bilan hosil qilingan, ya'ni bitta ko'rishimiz mumkin uzunligi demak mana mana bu markazlarni mana bu nuqtalarni orasidagi masofani ko'rsatib beryapti. Demak 97 mm bizada mana mana bu nuqtadan va mana bu nuqtagacha masofani mana mana bu liniyani uzunligini ko'rsatib beryapti. Yoki bo'lsa mana bu holatda ham hosil qilishimiz mumkin. Uni ko'ramiz. Hozir buni masalan 100 mm o'zgartirib enter bosaylik. Va bizada mana shaklimizni demak o'zgartirib oldik. Mana buni 0 ga o'tkazib qo'yaylik. Va close deyarli class va bizda demak shu shaklimiz hosil bo'ldi va keyingi holatni ko'raylik.
sınıf kiramız. Hop. Bu holatda turadi. Birinchi holatda va endi unda holatni ko'ramiz. Bu holatda ko'ramiz. Hop. Bu holatni ko'ramiz va birinchi nuqtani belgilaymiz. İkinci noktadan belgileyelim. Böyle tortup durup bunu üçüncü noktadan belgileyelim. Endi bize de o bu bize de parametreler. Bize de bu kalınlığı. Mesela bunu 30 kalınlık. Bize de bu mesafe 117 mesafe. Bize de bana bu çekkeden bu çekke geçe bu da mesafe kursu. Anıttasını dimension'ını koş koysak hazır bunu küçülttüyelim. Yani bu slot hazır kılıyım. Hop. Slot kırılık. Hop, bu halat. Anlatta add dimension bas koysa bize de demek ölçüğüne korsalı. Hop, bu halatı kuramız. Ve mesela ana bu halatı kırılık. Bu hasıl kılamız. Zaman ana bize de add dimension pekalımız için bize de ölçüğünü korsalı. Ve bunu ölçüğünü korsunuz mümkün. Hop, bizde de anamam halatı gördük. Yani hani çekkesi bile ölçü bir oldu. 114 mm bu halatı gördük. Yani da şu slotta keyin halatı görelim. Yani birinci halatı duramaz pakka. Bu halatı keyin kuramız ve bu halatı tellelik. Hop, dimension durdu ve hurdu şutke slotu görelim. Bize demeyim hani bu halat bile anamam bu halat bile bu halat farkını görüyoruz. Şimdi demek bu halatta kurvamız demek ölçü bize de benim merkezde bu üçe ölçü bir vardı. İkinci halatta ama halatta bize de benim kararla bu üçe arkana demek kararları bu üçe ölçü bir vardı. Şuna kılıp demek huzurluğunu şuna kılıp hani bu şey böyle de kalınlığı bu üçe uzgarmaz bana bırakılmaz sofranı ölçü bir vardı. Asosan huzurluğunu ölçü bir vardı demek şuna kılıp slot şekillerimizde hasıl kısayı buladı. Hop, bu birinci halatıydı. Endi ikinci holatda. İkinci holatda tanlaymiz. Mana bu yerda markaz bo'yicha slot hosil qilib berish. Hop. Bunda demak sichqonchani olib kelamiz. Stolimizga sichqonchani chap tomoni bosib, markazni aniqlab, sichqonchani tortsak, bizda mana ikkita tomonga o'ng va chap tomonga simmetrichni yordam chiziq hosil qilib beryapti. Bizda mana markazdan boshlab va buni xohlasak o'sha boyagi holatdagi gorizontal, xohlasak vertikal uch xonada burchak ostida hosil qilsak bo'ladi. Misol uchun burchak ostida hosil qilsak, ikkinchi nuqtani aniqlab olamiz. Sichqoncham bo'lsamiz va hop. Bu yerda endi uchinchi nuqtani aniqlab olamiz. Mana bizda keyingi holatdagi demak slotimiz hosil bo'ldi. Bu holatda bizda mana markazdan boshlab bizda markazdan boshlab ikinci nokta ve üçüncü nokta olan hasıl kabildik ve dimension bize de aktivasyon bulunduğu için demi ölçü ve sırada kursu veri vardı. Ve bize de ama halat bize de aktivasyon hazır kabildi center to center yani merkezden merkez geçe eğer bu halat falan kaladık on bu şey bunda mesela çizelik on bu şey mesela yani burada endi çekkele boyunca kursu veri vardı. Şuna kalıp demeyi har xil holatda demak to'g'ri yoki qanaqadir burchak ostida 0 gradusda 90 gradusda shunaqa shakllarimizda demak sirasi hosil qilsak bo'ladi. Hop, keyingi holatda demak bizada unaqa burchak ostida buni o'chirib qo'ya qolaylik. Unaqa burchak ostida demak shu slotimizni hosil qilsak bo'ladi uchta nuqta bilan demak qanaqadir arka yoy bo'yicha. Hop, shuning uchun demak mana birinchi nuqtani belgilab olamiz. Ve sonuçtan topsak ikinci noktanı kursu veriyordu bana onu ikinci noktanı demek hafifleken joyga uzunluğu alıp geçeyi böyle. O ikinci noktanı belirleyemiz ve üçüncü nokta boyunca bunun arkasını belirleyemiz ve kalelegini dörtüncü nokta falan demek belgele olamaz. Şimdi hakkında slotumuzu olsa kısayı böyle. O bu da parametrelerini kursumuz mümkün. Bu da o iki halette demek merkezi. Bizde de merkez var. Merkezi x y boyunca bunu koordinatlarını kursu veriyordu. Demek bize de 0 noktamız var. Bu kızıl koordinatı yerleşken ve şunun nispeten bunu merkezini kursu veriyordu. Şu şeklimizde. Bu da bunu radyusunu ve kurşagını ve boyu iki parametre yani kalınlığı ve bu da hazır şey merkezlerine orası dediği mesafe 280 boyutuna kılıp lanı uzgartırsa iyi oladı.
Bu keyinchalik bo'lagi o'lchov qo'yishlarni alohida darslik sifatida o'tamiz. Hozir asosan demak shakllarimizni hosil qilish ko'ryapmiz. Keyingi holatda demak center point arc bu ham demak shu holatga o'xshash hosil qilish misol uchun demak 4-chi holatni hosil qilmoqchi bo'lsak, hop, birinchi nuqtani aniqlab olamiz. Hop, mana ikkinchi nuqtani demak xohlagan joyga olib kelib masalan aniqlab olishimiz mumkin va chizish boshlashimiz mumkin. Masalan, uni uchinchi nuqta va uni oxirgi demak qalinligi. Shu holatda demak slotimizni hosil qilishimiz mumkin. Bu yerda yana o'sha parametrlari bor. Masalan, qalinligi. Qalinligini masalan 50 qilaylik. Masalan, qalinlashadi. Hop. Orasidagi masofa yani bu nokta bilan bu nokta orası demek oluyor. Eğer construction'ı aktive edeceksin, yani construction ne götürür? Çünkü onu anlatkala yok. Hop, hop, dimension level'a hasıl kumak şu bu şey. Mesela şu ölçülerini hani koy verirdi. Yani hemen bir ölçüler demeyi bize de hani kalınlığı orası değil masafası. Hop, 72-180 hani anlattı bize de. Nüfusu, radyusu, sol, son kısım, radyusu. Peki, açtı oldu da, onu uzgartırsak hem bu mesela, onu üstüge kıymetle bastırıp, şimdi uzun kıymet bir şey bu arada, 20, enter basanız, onu 20'ye uzgardı. Ama ne, üstüge kıymetle basıp, uzunuzge gereli, mesela, anakanı bir şey bu arada, sol, 90 kılıylık. Aqlı düğün ölçülərini hosil qilsək, özgərtirsək bolar deyə bizdə də slot şəklini hosil qilish usulları, turları bu da demək özümüzə demək şəklimizə qarab turur, demək hər xil holatda ularni hosil qilsək bolar.